Anadolu TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2022 İlahiyat Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Profesör Doktor İbrahim Kalın, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2022 İlahiyat Zirvesi'ne katıldı. Büyükelçi Kalın, Anadolu'nun üreten dünyaya açılan güzel şehrinin ortaya koyduğu büyük başarıları takdirle izlediğini söyledi. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Modernite, Gençlik ve Din konulu 2022 İlahiyat Zirvesi'ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Profesör Doktor İbrahim Kalın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı yazar Necmettin Nursaçan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Kamil Cihan, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Erciyes Üniversitesi tanıtım filmiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri adlı kısa film gösterimi yapıldı. Burası senin şehrin. Bu senin hayalin. Dinle. Sultan Sazlığı'nda kuşların şarkılarını duyacaksın. Kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi Profesör Doktor İbrahim Kalın, zirvede yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesi'nin ve Kayseri'nin Anadolu'nun üreten dünyaya açılan güzel şehrinin ortaya koyduğu büyük başarıları takdirle izlediğini söyledi. Kayseri'mizin, Anadolu'nun bu üreten dünyaya açılan güzel şehrinin ortaya koyduğu büyük başarıları da takdirle izlediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Genellikle sanayi ve ticaret ve şehri olarak biliniyor Kayseri ama diğer birçok alanlarda da ilim, kültür, sanat, düşünce ve son dönemde de özellikle Türkovak'la gerçekten ismini en güzel yerlere yazdırmaya devam eden bir şehrimiz. Siz de burada öğrenci olduğunuz için bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Konuşmaların ardından günün anısına teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirilirken zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda üretim üyeleri tarafından Modernite, Gençlik ve Din konulu panel gerçekleştirildi. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Mazlum Derin Kayseri Şubesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretle Mazlum Derin, insan hakları ile ilgili çözüm bekleyen taleplerine CHP İl Başkanı Özer'den destek geldi. Mazlum Der Kayseri Şubesi'nde gerçekleşen ziyarette CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşeceğiz söylemiyle birlikte bir dizi ziyaretlere başladıklarını ve bu nedenle Mazlum Der'e geldiklerini dile getirdi. Özer, Haziran'da CHP Genel Merkezi'nin Kayseri'de bir istişare toplantısı yapacağını ve basına kapalı olacak bu toplantıya Mazlum Der temsilcilerini de beklediklerini söyledi. Mazlum Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taysa sorunların çözümü konusunda bazı notlarını il başkanına iletti. Sorunlarımızın çözümü konusunda muhalefetin de desteğine ihtiyacımız var diyen Taş, erken evlilik mağdurları, ömür boyu nafaka mağdurları, KHK mağdurları, sığınmacı sorunu, piyasada fahiş fiyat artışı, 28 Şubat ve Sivas mahpusları ve erkekler için sığınma evi açılması hususunda CHP'lilerden destek istedi. CHP İl Başkanı Ümit Özer ise sığınmacılar konusunda kimseyi mağdur etmeden 2 yıllık süreç içerisinde bu sorunu çözeceklerini söyledi. KHK mağdurları konusunda da CHP'nin tavrının net olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini anlatan Özer, CHP'siz bir hükümet düşünemiyorum, piyasadaki fahiş fiyat artışını hepimiz görüyoruz, çiftçi zor durumda ve üretmeyen bir ülkeyiz. Geçen yıl 100 çiftçiden 40'ı çiftçiliği bıraktı. Oy kaygısıyla büyük şehirlerin hinterland projeleri köyleri bitirdi. İnsanlar artık köylere dönemez oldu. Sığınmacılar konusunda Esad yönetiminle görüşülecek ve 2 yıl içerisinde Suriyelilerin geri dönüşü sağlanacak. Asla onları ölüme göndermeyeceğiz. KHK mağdurlarının sorunlarını önemsiyoruz. Ya kanun çıkartacaklar ya da bu insanların mağduriyetlerini bir şekilde çözecekler. Yoksa biz hükümete geliyoruz, o zaman biz çözeceğiz ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Kayseri Şube Başkanlığı tarafından memur sen başkanlarının katılımıyla yetkide 19. yıllarına ilişkin açıklama yapıldı. Diyanet Sen Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 19. kez yetkili sendika oldu. Konuya ilişkin açıklama memur sen başkanlarının katılımıyla Diyanet Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Diyanet Sen'in memur sen için önem arz ettiğini söyleyerek biz yetkiye Diyanet Sen'le başladık. Kayseri için önemli bir sendika, Diyanet çalışanlarının hak ve sorumluluklarını, sorunlarının çözümlerini dile getiren bir sendika ifadelerini kullandı. Türkiye'de yetkili sendika, memur sene bağlı sendikaların besmelesi 2003'te Diyanet Sen'le başladı. Onun için Diyanet Sen'imiz bizim için çok önemli. Kayseri'de Diyanet Sen'imiz çok önemli. 19 yıldır yetkili sendika. Diyanet çalışanlarının haklarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren sendikamız bu yıl 2022 mütabakatta 2800 Diyanet çalışanının 2401'i Diyanet Sen'i tercih etmiş durumda. Şu anda Diyanet Sen'imizin yüzdelik olarak baktığımız zaman Kayseri'de çalışanlar için düşünecek olursak %87'si Diyanet Sen'i tercih etti. Diyanet Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, Diyanet Sen'in diğer sendikalara fark attığını belirterek 2400 üyeyle sendikacılıkta yetkinin, istikrarın, güvenin tek adresi olduğunu bir kez daha ispatladı dedi. Diyanet Sen, Diyanet ve Vakıf Hizmet kolunda 19. kez yetkili sendika olurken Kayseri ve 81 ilin tamamında yetkiyi alarak kırılması zor rekorunu yineledi. Diyanet Sen Kayseri'de de hizmet kollarındaki diğer sendikalara açık ara fark atarak 2401 üye ile sendikacılıkta yetkinin, istikrarın, itibarın, güvenin tek adresi olduğunu bir kez daha ispatladı. Diyanet ve Vakıf Hizmet kolunda istikrar ve başarının değişmeyen adresi, yüzlerce kazanımın mimarı Diyanet Sen, 19. kez yetkiyi göğüslemenin haklı onurunu yaşıyor. Diyanet Sen'in kamu görevlileri sendikaları arasında %70 sendikalaşma oranıyla zirveyi yakaladığını söyleyen Yurdakul, haklılığımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle dün olduğu gibi yarın da emeğin değerini bulması ve sorunların çözümü için azmimizi daha da arttıracağız dedi. Tüm kamu görevlileri sendikalar arasında yüzdelik oranıyla zirvededir. Gücümüz haklılığımıza, haklılığımız ise savunduğumuz değerlere dayanmaktadır. Haklılığımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle dün olduğu gibi yarın da emeğin değerini bulması ve çalışma hayatının sorunlarının çözümü için azmimizi daha da artıracağız. Kayseri'de yasa dışı bahis eylemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çökertilen yasa dışı bahis çetesinin arkasındaki detaylar duyanları adeta şoke etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kayseri'de yasa dışı bahis oynatanın MY isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışmalarını genişleten ekipler aynı zamanda MY'nin yanında 10 kişilik bir ekip olduğunu ve HY ile İY isimli şahısların da yasa dışı bahis içinde saha sorumlusu, kasa veya çekçi adı altında MY'nin yardımcılığını yaptıklarını belirledi. Çalışmalarda HY ile İY isimli şahısların altında da yaklaşık 7-8 kişinin çalıştığı, bu şahıslara da cepçi denildiği belirlendi. Cepçilerin görevlerinin ise bankamatiklerden para çekip kasa saha sorumlusu olarak görev yapan kişilere bu paraları vermek olduğu, bu kişilerin MY isimli şahsa bağlı hiyerarşik yapı içerisinde çalıştıkları tespit edildi.
Ekiplerce bir yıldır yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şahısların yasa dışı bahis işlemlerinin bir internet sitesi üzerinden yaptıkları, cepçi olarak çalışan şahısların 3 vardiya halinde 24 saat kesintisiz çalıştıkları, mesai saatlerini, kimin hangi muhitte ve hangi bankamatiklerde çalışacağını saha sorumlusunun belirlediği bir muhitte en fazla 2 saat çalıştıkları, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için sık sık bölge değiştirdikleri, bu şahısların yaklaşık 6-7 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde 81 ilde hesaplarına toplam 183 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi. Dosya çerçevesinde ekiplerce ülke genelinde hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen şüphelilerin ifadeleri alınarak yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen ülke genelindeki 10 bin kişi hakkında 10.475 TL ile 41.910 TL arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Yasa dışı bahis eylemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarındaki 11 kişi, Kayseri'deki 10 ayrı adreste ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağışlarda oluşması muhtemel taşkınları önlemek amacıyla Yeni Sanayi'de yağmur suyu hatları kanalizasyon hatlarından ayrılıyor. Merkez ve ilçelerde yerleşim yerlerinin bulunduğu her bölgeye içme suyu ve kanalizasyon hizmetini eksiksiz şekilde ileten KASKİ, daha yaşanabilir ortamlar için çözüm odaklı projelerle yağmur suyu hatlarını ihtiyaca cevap verebilecek şekilde iyileştiriyor. Bu kapsamda Yeni Sanayi sitesinde muhtelif bölgelerde esnafın aşırı yağışlarla birlikte zaman zaman karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 4000 metrekare yağmur suyu hattı imalatı birinci etap çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Gündüz iş yoğunluğundan dolayı sanayi esnafının mağdur olmaması için gece saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle 500 metre hat ve 30 adet ızgara imalatı yapılacak. Proje tamamlandığında bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrılarak mevcut sistem daha sağlıklı hale getirilmiş olunacak. KASKİ'nin bölgede yürüttüğü faaliyetler yeni sanayi esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kayseri Otosanatkarlar Odası Başkanı Şeyh Odakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hattından ayrılacak olmasıyla yeni sanayi sitesinde altyapının daha da sağlıklı bir yapıya kavuşacağına inandıklarını belirtti. Bizim asıl sıkıntımız burada şuydu. Aşırı derecede yağışlarda, özellikle bahar aylarında, yani yoğun dolu yağmasında, aşırı yağmurlarda, sağanak yağışlarda iş yerlerimizi su basıyordu. Lavabolar, tuvaletlerde bu hatta bağlı olduğu için aşırı yağışlarda ızgaralardan basan su lavabolardan, iş yerlerinin içinden çıkıyordu. İnşallah bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımızla görüşmemizde, sağ olsun KASKİ Genel Müdürümün de bu işe duyarlı olmasından dolayı şimdi burada yağmur suyu açık kanala, bir su da kapalı kanala gitmek şartıyla bizim inşallah burada sorunumuz kökten çözülmüş olacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek Teknofest için Melikgazi Belediyesi'nin destekleriyle seçilen projelere malzeme katkısında bulunduklarını söyleyerek tüm takımlara başarılar diledi. Teknofest maratonunda hazırlıkların ve desteklerin devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Sizlerin bu da başarılı olması önemli ama bir de istihdam da önemli. Yani evet Ar-Ge iyi ama karın doyurmuyor. Geçim de önemli, iş de önemli. Sizlerin iyi noktalarda iş sahibi olduğunu görmek bizleri de mutlu eder. İnşallah bu çalışmalarla birlikte Kayseri'deki firmalardan nitelikli olanlar, Denel Makine var, Kim Teknoloji var, Ferre var, Simfer var, Silver var, birçok firma var. Onların da zaten bize başvurarak ama iyi bir endüstri mühendisi, iyi bir bilgisayar mühendisi, iyi bir elektronikçi olduğundan mutlaka haberimiz olsun diyorlardı. Sizleri onlarla da bir araya getirip şu çalışmaları onlara aktarırsak
zannediyorum sizlerin çalışmasıyla, geleceğiyle ilgili de güzel noktalarda sizleri görmek mümkün olacaktır. Yükseklik değerlerini, yükseklik değerini ve Z eksenindeki ivme değerimizi ekrandan okuyabiliyoruz. Bu sistemin amacı hocam, roketin 10.000 feet'e çıktıktan sonraki düşüşünü o andaki kurtarma sistemini aktive etmek için bir temsili bir prototip testi. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Yani roketimiz yukarıya çıktıktan sonra aşağı inince kurtarma sistemimiz aktive oluyor. Yani buradaki LED ve buzzer kullandık. Fakat yani 10.000 feet'e çıktığımızda bu sistemi çalıştıracağız. Buradaki gördüğünüz seren etkilikler açılacak. Aynı zamanda hocam diğer testimizde de haberleşme testi. Yani burayı yer istasyonu olarak düşünebiliriz. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımı Başakşehir Ampute Futbol Takımı ile oynadığı Süper Lig'e çıkma maçında rakibini 6-2 yenerek kupayı aldı. Başakşehir'i 6-2 yenerek şampiyon olan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Başarılı futbol takımımızı ve teknik heyetini kutlarım, gururlandık," dedi. Kulübe her zaman destek olduğu için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, "İnşallah kupayı kaldırdıktan sonra da önümüzdeki yıl Süper Lig'de en iyi şekilde belediyemizi, şehrimizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız," diye konuştu. Bugün Ampute Futbol 1. Ligi'nin son müsabakasını gerçekleştiriyoruz. Rakibimiz Başakşehir Ampute Futbol Takımı ile Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübümüzün arasında gerçekleşen maçtayız. Uzun bir süredir emek veriyoruz. Çocuklarımız burada antrenman yaptılar, müsabakalarına çıktılar, ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Melikgazi Belediye'miz, Sayın Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu ve çok değerli Başkan Yardımcımız Yakup Yüksel Bey'in de bizlere vermiş olduğu desteğin bugün gelinen noktada somut başarısını hem belediyemize hem şehrimize armağan etmek istiyoruz. Bu uğurda da elimizden gelen her şeyi gösteriyoruz. İnşallah kupayı kaldırdıktan sonra da önümüzdeki yıl Süper Lig'de de en iyi şekilde belediyemizi, şehrimizi temsil etmenin gayret içerisinde olacağız. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktardık efendim. Bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.